hayal edebiliyoruz. Kesinlikle öyle olacaktır. Şampiyonluğa ne kadar inanıyorsun dersen çok inanıyorum. Çünkü ilk maçımız Sivas'la ve içeride. Yani bunu bence siz de bunu düşünebiliyorsunuzdur. Dediğim gibi aslında ilk maçın Sivas'ta olması bizim için bir avantaj. Olayın içine tamamen güvenle girebileceğimiz bir maç olacaktır. Sivas takımı ile alakalı söyleyeceğim. Çok değerli bir hocaları var. Çok değerli bir ekibi var. Değerli bir başkanları var. Kesinlikle bu durumda olduklarının tesadüf olmadığını düşünüyorum. Çok iyi oyuncuları var. Özel oyuncuları var. İyi Türk oyuncuları var. Kendilerini de tebrik ediyorum. Onların da kesinlikle tesadüf olmadığını Rıza Hoca ile çalıştığım için de biliyorum. Ona göre önlem alacağız. Onların ne ciddiyetle geleceğini biliyoruz yine niye. Bence ilk maçımızın Sivas'ta olması bizi olayın içine tamamen %100 olarak katacaktır. Kazandığımız takdirde çok özgüvenli bir Beşiktaş şampiyonluğun büyük adayı olarak sizlerin de yorumlarında olacağımızı düşünüyorum. Aydın. Aydın Cingöz, futbolaray.com. Burak, öncelikle ikinci yarı öncesi başarılar diliyorum. İki sorum olacak. Birincisi, bu sezon Avrupa'da Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor açıkçası kötü bir temsil gösterdiler Başakşehir dışında. Bunun sana göre nedeni ne? Avrupa ile ciddi bir seviye farkı mı var? İkinci sorum da milli takımla ilgili olacak. Milli takım özellikle 2016 Avrupa Şampiyonası sonrası halk bile milli takımdan kopmuşken bu milli takımı sevdi, kenetlendi ve bambaşka bir milli takım ve Avrupa Şampiyonası'nda olacağız. Sen de bu takımın liderlerinden birisin. Bu milli takımda ne oldu, ne değişti de bu noktaya geldik? Şimdi Avrupa ile alakalı söyleyeceğim şey, samimi bir cevap vereceğim buna. Her oyuncunun, hem her teknik direktörün, hem her başkanın ya da her camianın en büyük isteği şampiyonluktur. Türkiye Ligi'nde şampiyonluğun hiçbir şeye değişilmeyeceği, hangi hocaya, hangi başkana, hangi futbolcuya sorarsanız sorun, tek isteyeceği şey Türkiye Ligi'nde şampiyon olmaktır. Aslında bence bunun bilinçaltımıza tamamen yerleştiğini düşünüyorum. UEFA'ya ya da Avrupa'ya bu sene konsantre olamadığımızı söylemeyeceğim ama birinci öncelik, birinci hedefimizin tamamen Türkiye Ligi'ne konsantre olduğumuz için belki de orada başarısız olduk. Ben kendi takımımız adına konuşuyorum. Orada başarısız olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü Türkiye Ligi'ndeki şampiyon olunduğu takdirdeki getiri, güven, mutluluk, haz, maddi anlamdaki o getirinin büyüklüğü bence tamamen ister istemez bilinçaltımızda da bizi Türkiye Ligi'ne ittiğini düşünüyorum. Tamamen buna bağlamıyorum ama en büyük faktörlerden bir tanesi bu olduğunu düşünüyorum. Milli takımla alakalı herkesin çok sevdiği, çok benimsediği, mutlu olduğu, maçını canı gönülden beklediği bir milli takım haline geldik. Çok güzel bir jenerasyon. Kesinlikle genç kardeşlerimiz hem kişilik olarak, hem karakter olarak, hem oyunculuk olarak çok özel insanlar. Onların değerini bilmek lazım. Onlara, ama burada size de çok büyük bir siz de çok büyük bir pay sahibisiniz. Çünkü milli maçlarda inanılmaz destek verdiniz basın olarak. Milli maç haftalarını milli hafta ilan ettiniz. Ve baktığım zaman hiçbir eleştirisel bir şey olmadı. Hep pozitif, hep itici. Belki de sizler de o kardeşlerimizin genç olduğunu, belki de eleştiriyi kaldıramayacağını düşündünüz. Çok destek oldunuz. Şenol hocamız var. Çok hocayla aslında alakalı çok fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü duygusal konuşurum. Kendisine duygusal bağım çok yüksek. Ama hak ettiği bir yerde, geç de olsa çok özel bir yerde, Türk futbolunun ihtiyacı olan çok güzel bir insan. Güzel kararları adaletle alabilecek bir insan. Onun çok büyük bir payı vardı. Sayın Başkanımız Nihat Özdemir, keza Sayın Cumhurbaşkanımız çok destekti. Halk bir bütündü. Zaten sonuçlar da kendiliğinden geldi. Sanırım tarihte ilk defa herhangi bir şeyi beklemeden son maçtan önce çıktık. Çok güzeldi. Umarım bu güzellik, bu beraberlik Avrupa Şampiyonası'nda da devam eder. Biz üstümüze, sizler üstünüze düşen görevi çok güzel yaparsınız. Aile olduk bence. Çok iyi birliktelikler oldu, röportajlar oldu, samimi. Çocuklar hiçbir şey düşünmeden bence sizlere teslim oldu. Siz de bunların gereğini verdiniz. İnşallah böyle devam ederiz. Selahattin. Selahattin, uzun zaman sonra Avrupa Futbol Şampiyonası'na gideceğiz.
Sen de bu takımın çok önemli oyuncularından bir tanesin ve sizde de çok büyük yük düşecek forvet oyuncuları olarak. Grubu nasıl değerlendiriyorsun? Şansımızı nasıl değerlendiriyorsun? Neler söyleyeceksin? Grubumuzla alakalı herkesin tabii kolay bir grup çektik diye düşünüyorlar ama kesinlikle öyle bir şey değil. Her takım lider olarak çıkabilir. Her takım çıkamayabilir. Ben bunu İtalya, Türkiye, Galler, İsviçre herkes için söylüyorum. Çok bence bıçak sırtı bir gruptayız. Her şeyin olabileceği bir grupta ama biz kendimize güveniyoruz. İnanıyoruz. Allah izin verirse ben gruptan çıkabileceğimizi düşünüyorum. Çıkacağımıza inanıyorum. Tek yürek olduğumuz takdirde neler yapabildiğimizi son elemelerde gösterdik. O yüzden hepinizin desteğini orada da rica ediyoruz. Ama şu an milli takım için konuşmanın erken olduğunu düşünüyorum. Tamamen lige odaklı, ligi konsantreyiz. Ama dediğim gibi milli takımla alakalı gözle görülmüş bir olumlu hava var. İnşallah bunu hiçbir şey bozmaz. Hakan Gündoğar. Şunu söylemek istiyorum. Dün Adem Raiş'le bir röportaj gerçekleştirdik. Dedi ki Burak yokken puan kayıplarını yaşadık. Çok önemli bir golcü. O olmayınca bir şey eksik oluyor dedi. Katılır mısın? Ya, tabii o birazcık sevdiğinden de abartmış. Ben olmadığım zaman da Umut da gereğini yaptı her zaman. Güven de gereğini yaptı. Ben olmak istiyorum sahada ama sahada fit olmak istiyorum. Niye dersiniz? Çünkü hepinizin de takdir ettiği gibi eskiyle alakalı konuşmak ya da herhangi bir bahaneye sığınmak istemiyorum ama sahada fit olarak olmak istiyorum. Çünkü yaşadığım ayağımın kırılması beni çok etkilemişti. Allah'a şükürler olsun ki şu anda iyi bir kamp dönemi geçiriyorum, iyi bir zamanım var. Adem Leic'e teşekkür ederim. Onun beklediğini inşallah herkesin beklediğini ikinci devrede göstereceğimi düşünüyorum. Fırat Bey, Fırat Güneyer. Öncelikle Beşiktaş futbol takımının forvetleri sen, Umut, Güven ligde ilk 5, ilk 6 sırada topla az buluşan forvetlersiniz. Bu konu çok fazla aslında bir yandan da konuşuluyor. Bununla ilgili neden topla az buluşunuz, neden orta sahanın size çok fazla top taşımadığı yönünde takım içinde konuşuyor musunuz? Bu sorunu nasıl çözeceksiniz? Bu birinci sorum. İkinci sorum, bu sezon en sert eleştiriler Fenerbahçe maçında geldi takıma. Özellikle tepki verememeniz konusunda bazı eleştiriler oldu. Mesela Vida'nın penaltı pozisyonuna takım halinde itiraz etmemeniz. Bir tek sen ve Caner genelde bu tip itirazlarda bulunuyor. Bununla ilgili de kendi aranızda konuşuyor musunuz? Şimdi orta sahadan top gelmiyor ile alakalı yakınırsam arkadaşlarıma ayıp etmiş olurum. Çünkü onların ne duygularla, ne isteklerle sahaya çıktığını biliyorum. Yorumcularımız, hocamız başta bunun gereğini yapıyorlar ama onlar yapamadığı zaman zaten ya da ben yapamadığım zaman içimizdeki soyunma odasında o mahcubiyeti zaten görüyoruz. Hepimiz o sahada iyi ya benden ya da arkadaşlarımızdan daha fazla o sahada iyi olmak, gol atmak isteyen birisi yok ama tabii ki de kendi aramızda küçük toplantılar yaptığımızda bu böyle olsa, bu böyle olsa diye konuşuyoruz ve bunun önlemlerini zaten antrenmanlarımızda alıyoruz. Yani benim öyle orta sahadan top gelmiyor diye bir yakınmam kesinlikle yok. Arkadaşlarımın da benimle alakası bir yakınması yok. Biz tamamen takım olarak inşallah ikinci devre gereğini yapacağımızı düşünüyorum. Tabii ki de taktik olarak, oyun olarak eksiklerimiz var. Bunları sizler de yorumcu olarak görüyorsunuz. Hocamız da görüyor. Bunlar için çalışmalarımızı yapıyoruz. Fenerbahçe maçı ile alakalı Fenerbahçe maçında bir tepki verseydik de değişecek bir şey yoktu orada. O gün sevgili Cüneyt Çakır hepimizin takdir ettiği, gururlandırdığı hakem abimiz. Çok da fazla bu konuyu tekrardan üstünde konuşmak istemiyorum ama o gün için 10 kişi de gitsek, 15 kişi de gitsek bir değişme olmayacaktı. Genel olarak sizin genel reaksiyon gösterme konusunda. Ya reaksiyon göstermemize bir de fırsat var mı? Ben taç atışı başlamıştı zaten. Yani taç atıldıktan sonra penaltı da olsa o verilmeyecekti biliyorsunuz. Övünç, ikiye başladıysak ilk onu. Son olarak bununla ilgili oyundan çıkarken yine o maçta konusu açıldı diye aklıma geldi. Yan hakemle de bir, dördüncü hakemle diyaloğun olmuştu. Geçen sene Galatasaray derbisinden sonra Gökhan'ın yine hakeme soyunma odasından çıkarken
Galatasaray formasını o giysin diye bir ifadesi olmuştu. Bununla ilgili bir rahatsızlığınız ne boyutta takım içerisinde? Ondan sonra da bir tane daha soracağım, lütfen bunu cevapla. Şimdi yani hakemlere tabii ki üzerlerinde çok büyük bir baskı var. Hakemler insanoğlu, hatalar insanlar için. Ama biz de yakınıyoruz. Bazen başka takımlar yakınıyor, bazen diğer takımlar yakınıyor. Onların üzerinde çok büyük baskı yaratıyoruz. Allah onların yardımcısı olsun her şeyden önce. Tüm kalbimle onu söylüyorum. Ama biz birazcık fazla yara aldığımızı düşünüyoruz. Hakem hatalarından. Ama ben onlara kesinlikle kötü söz, eleştiri ya da vesaire yapmıyorum. Allah onların yardımcısı olsun. Gerçekten zor bir işleri var. Yaklaşık 5 takımın şampiyonluk yarışında olduğu yerde insanoğlu hata yapacaktır ve çok eleştirilecektir. Biz birazcık fazla yara aldığımızı düşünüyorum. Bir de çok kısa Arda Turan konusu var. Bugün sözleşmesini feshetti Başakşehir'le ve senin çok yakın arkadaşın. Senin de Beşiktaşlı olman dolayısıyla Beşiktaş'a gelebilir, Burak Arda'nın Beşiktaş'a gelmesini istiyor gibi. Çok yoğun olmasa da, çok yoğun olmamakla birlikte böyle bilgiler değil aslında. Haberler var. Bunlarla ilgili ne cevap verirsin? Arda'yla konuştun mu? Böyle bir durum gerçekleşir mi? Arda'yla sürekli konuşuyorum. Ama böyle haberler nasıl çıkıyor onu bilmiyorum. Yani eğer kulübümüzün Arda Turan'la alakalı bir tasarrufu varsa kesinlikle Burak Yılmaz'a ihtiyacı yok zaten. Ama böyle haberlerin çıkması başta başkanımıza, yönetim kurulumuza, hocamıza, Arda Turan'a saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Çünkü Burak vasıtasıyla Beşiktaş'a gelmek istemesi, böyle haberlerin yapılması dediğim gibi hem kulübümüze hem de Arda'ya yapılmış bir saygısızlık. Kulübümüzün Arda'yla alakalı bir tasarrufu varsa, Beşiktaş istiyorsa gereğini yapar diye düşünüyorum. Ama bilmiyorum, böyle bir gündemin olmadığını düşünüyorum. Arda'nın da gönlünü biliyorum, kalbini biliyorum. Allah onun inşallah gönlüne göre verir yani. Gürler Akgün. Kaptan şunu soracağım. Çin'den beri birlikte çalıştığım bir isim var. Van Alpen, fizyoterapist. Aha. Onunla birlikte özel olarak çalışıyorsun. Burada da kendisini gördük. Kendine çok değer veren bir oyuncusun. Hatta şöyle söyleyebiliriz. Türk futbol tarihinin de faal golcüler arasında en öndesin. Sana nasıl bir katkıda bulunuyor? Bir sorum daha var mümkünse. Paralel olacak belki ama Cenk Tosun, milli takımdaki takım arkadaşın, sana da çok saygı duyduğunu biliyoruz. Abisisin aynı zamanda. Ayrılması gündemde İngiltere'den. Önerim var mıdır kendisine? Teşekkür ederim. Transfer komitesi gibi oldu. Vallahi benim yaklaşık 6 senedir kendisiyle çalışıyorum. Benim kendi özel fizyoterapistim bütün vücudumu benden daha iyi biliyor. O yüzden hazırlık dönemlerinde, sakatlığım dönemlerinde kendisiyle çalışıyorum. Bu yapmam gereken bir şey çünkü bence her oyuncunun yapması gereken bir şey. Ben bunu geç başladım ama inşallah genç kardeşlerimiz kendilerine değer verip inşallah özel hoca, fizyoterapist, personal trainer bunlara özen gösterirler. Cenk Tosun'a tek söyleyebileceğim şey Come to Beşiktaş diyebilirim yani. Başka bir şey söyleyemem Cenk'le alakalı. İnşallah ne varsa kalbinde inşallah olur. Buyurun. Mikrofonu alalım istersen seyircilerimiz de duysun. Onur Özgen, Gol Türkiye ve Maçkolik. Burak Abdullah Avcı ve Şenol Güneş'in sana saha içinde verdikleri rol ve senden talep ettikleri şeyler açısından aralarında ne gibi farklılıklar bulunuyor? Bunu merak ediyorum. Teşekkür ederim. Abdullah Hoca ve Şenol Hoca'nın benzer özellikleri var. Ama birbirinden çok çok farklı özellikleri de var. İkisinin de ilişkileri çok iyi, ikisinin de niyeti çok iyi, onu görebiliyorum. Şenol Hoca'yla yaklaşık 10 sene oldu birbirimizle çalışmadığımız dönemlerde dahi görüşüyoruz. Yani yaklaşık 10 senedir hayatımda çok etkin. Hoca'yla, Abdullah Hoca'yla işte bir milli takım bir de burası var. Dediğim gibi ikisi çok farklı ama ikisinin de niyetinin, kalbini, niyetini, İş sevgisini gördüğüm için sahada ikisi için de %100'ümü vermem gerektiğini her zaman hissettiren hocalar. Türk futbolcusuyla alakalı tabii belki biraz amatörce olacak ama Türk futbolcusunun başını birazcık okşadığın zaman sahada sana fazlasını verebilecektir her zaman. Biraz daha
Profesyonellikten uzak, biraz daha despotluktan uzak, daha çok ilişkisel, daha çok başını okşarsan Türk oyuncusunun sana her zaman performansının fazlasını verecektir. Abdullah Hoca ve Şenol Hoca bu özellikte. O yüzden ikisine de çok büyük saygı duyuyorum. İsmailer. Voleyci Şeref'ten Metin Ali Feyyaz'lara, işte Metin Oktay'lara Türk tarihinde golcüler arasında ismini altın harflerle yazdırmış isimlerden birisin. Sağ olasın. Bu sene de gol krallığı yarışması oldukça hareketli geçiyor. Kendini bu alanda nasıl görüyorsun sezon sonundaki performansın konusunda ve milli takımla ilgili olarak milli takımın da senin gibi forvetle beraber olması gerçekten önemli bir olay. İşte favori gösterilen Fransa karşısında inanılmaz bir performans sergilediniz. Avrupa Şampiyonası'ndaki performansla ilgili ve Türkiye Süper Ligi'ndeki performansla ilgili ve gol krallığı yarışmasındaki durumla ilgili düşüncelerin nelerdir? Sezona çok talihsiz başladım. 10 maç oynamışım. 10 ilk 11. 5 tane gol atmışım. 7 maç kaçırmışım baktığımız zaman. Tabii ki de bunlara sığınmayıp ben herkes gibi gole bakıyorum. 5 az. Az bir gol. En fazla atan 10-12 atmış galiba. Onlar şu anda benden önde ama inşallah ben de onlara yetişmeye çalışacağım. Mutlaka eğer havamı yakalarsam o sayıları yakalayabileceğimi düşünüyorum. Tamamen havayla alakalı bir iş bu, biliyorsunuz. Her zaman söylediğim gol ketçap gibi, sıktıkça gelir, attıkça gelir. Ben havayı yakalarsam o arkadaşlarımız arasına yetişebileceğimi düşünüyorum. Milli takımla alakalı aslında milli takım bizler için hayatımızın merkezinde, sürekli düşüncelerimizde, hayallerimizde Avrupa Şampiyonası'na çok iyi hazırlanmamız gerekiyor. Ama milli takımı düşünürken burayı kesinlikle unutmadan, ama burada zaten iyi olduğumuz zaman oraya iyi hazırlanabileceğimizi düşünüyorum. Benim için çok önemli Avrupa Şampiyonası, çok değerli. İlk ikinci olacak benim. İlkinde çok sıkıntılı günler yaşamıştık, çok spekülasyonlar yaşamıştık, çok huzursuzluk içinde orada olmuştuk. Orada da hiç kimseyi suç bulmuyorum, önce kendimize suç buluyorum, yanlış anlaşılmasın. Ama bu ilk defa belki de huzurlu, ilk defa belki rahat, tamamen maçlara konsantre olmuş bir şekilde kendi adıma gidebileceğimi düşünüyorum. Dediğim gibi burada iyi olursam oraya da iyi hazırlanmış olacağım. Ben tamamen artık aklımızda, fikrimizde Beşiktaş ve Avrupa Şampiyonası var. Gol krallığı içinde havamı yakalarsam mutlaka o isimlerin arasına girebileceğimi düşünüyorum. Ogün Şahinoğlu. Ogün Şahinoğlu, Sabah Gazetesi. Burak, hep hayallerinden bahsettin milli takımla alakalı. Avrupa Şampiyonası'nda forma giydin ama hiç Dünya Kupası'nda oynama şansı, evet, elde edemedin. Evet, abi. Belli bir yaşa da geldin. 2022 Dünya Kupası'nda oynayabileceğini, o yaşa kadar formunu tutturabileceğini düşünüyor musun? Hayalinde bir yerde hep o var mı? Geçen gün, yani doğruyu konuşayım, samimi her zaman öyle cevap veriyorum. Geçen Şenol Hoca ile konuştuk sohbet ederken, hatta bir basın toplantısında da size söylemişti. Daha 2022 Dünya Kupası'na da gideceğiz beraber diye. Hocamın gönlünde var. İnşallah ben de sağlıklı olurum, fit olurum. Ben de eğer bana ihtiyaç olursa, kesinlikle öyle bir diretişim, kesinlikle hiçbir şey yok. Eğer fit olursam, iyi olursam, bana da ihtiyaç olursa seve seve gereğini yaparım. Ama dediğim gibi Dünya Kupası'nın alakalı hocamın gönlünde var, aklında var. Hatta basın toplantısında size de söylemişti ama bunun için sağlıklı olmak gerekiyor, fit olmak gerekiyor. Oraya gideceğim diye de kendimi şartlamıyorum. Tamamen birazcık da akışına bıraktım yani o işi. Daha çok var onu düşünmek için. Son soruyu alalım Aydın'dan. Aydın Cingöz. Çok kısa özetleyeyim hemen. Burak, ilginç bir kariyer hikayem var. Beşiktaş olmadı, Fenerbahçe olmadı. Gittin, geldin. Altuğ abi de çok yakın hatırlar. Eskişehirspor'daydın. Trabzonspor Gökhan Ünal'ı aldı. Evet. Para verdi. Bir de seni verdi Trabzonspor'a ve o günden sonra
Sen Türkiye'nin bir numaralı golcüsü oldun ve hala da bence öylesin. Bu yıkımlardan çıkmış bir isim olarak bugün istenmeyen adam konumunda olan, neredeyse o konumda olan Arda Turan'a tavsiyen ne olacak? Yani istenmeyen durumunda olmak aslında Arda Turan'la alakalı açıklamaları görünce ya da haberleri görünce gerçekten üzülüyorum. İçim cız etmiyor değil. Yaklaşık 3 sene önce ülkenin en büyük markasından bahsediyoruz. Arda'nın kendi hataları vardır. Kesinlikle yok diyemeyiz. Objektif konuşacağım burada. Ama birazcık da biz elinden tutup hadi oğlum gel deyip yardım etmeye dayalı. Aslında biz böyle bir ülkeyiz, böyle insanlarız. Böyle yardımsever, yemeyiz, yediririz, mutlu olmayız, mutlu ederiz. Biz böyle insanlarız. Neden Arda'ya karşı böyle davrandık bunu da bilmiyorum. Arda'ya karşı bir atak olduğunu söylemiyorum. Beni yanlış anlamasın lütfen kimse ama dediğim gibi ben yemem, yediririm, içmem, içirim. Keza benim ailem öyle, etrafım öyle, sizler öylesiniz biliyorum. Çünkü Türk insanının fıtrasında vardır bu. Mutsuz olur ama mutlu eder karşısına. Arda ile alakalı haberleri görünce üzülüyorum. Arda çok karakterli bir adamdır. Düzgündür, güçlüdür. Buralardan çıkacağını biliyorum. Onun tamamen sahada başarılı olmaya ihtiyacı var. Sahada başarılı oldu mu zaten diğer şehirlerin önü kapanacaktır diye düşünüyorum. İnşallah dediğim gibi daha demin de söyledim Arda'nın kalbinde, gönlünde ne olduğunu çok iyi biliyorum. İnşallah onun gönlüne göre olur. Son sorunun eki olarak alalım bunu bitirelim. Şunu soracağım özellikle kaptan. Ahmet Nur Çebi, başkan, maçlardan önce Nevzat Demir'e geliyor. Sizlerle bir arada konuşmalar yapıyor ki kulüpte servis ediyor bu görüntüleri. Size nasıl hissettiriyor bu durum? Teşekkür ederim. Tabii ki de iyi hissettiriyor. Başkanımızın sürekli bizle olduğunu, bizim yanımızda olduğunu, bize destek olduğunu görmek, sonuçlara bağlı olmaksızın bizimle olduğunu hissettirmesi, güven vermesi bizi futbolcu için önemli. Çok değerli. Kendisine teşekkür ediyoruz. Neler yaptığını, nelerle uğraştığını kendisi de söylüyor. Biz de farkındayız. Bu sıkıntılı ortamda elini taşın altına koyup bizleri de mutlu etmeye çalışıyor. Onu da görüyoruz. Kendisine ayrı teşekkür ediyoruz. Teşekkürler arkadaşlar. Sağ olun. Katıldığınız için iyi akşamlar.